Şu an kayıt yapılıyor mu galiba? Başar, evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Şu an bir mikrofon açıldı Fatma Hanım'ın. Buyurun. Kayınca umuyorum. Tam anlayamadım, buyurun. Yoruldum. Şu an ben sesinizi tam alamıyorum. Bir daha konuşabilir misiniz? Bir yanlışlık mı var diye düşünüyorum şu anda. Fatma Hanım, eğer bir şey belirtmek istiyorsanız buyurun, dinliyoruz. Galiba yanlışlık oldu. Yanlıyorum. Evet. Oldu. Ben o zaman başlıyorum. Siz eğer bir şey belirtmek isterseniz araya girer, söylersiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Ben ilk defa bu işi yaptığım için tam emin olamıyorum. Bazen kayıtları dinlediğimde kendi sesimin tam olarak net gelmediğini fark ediyorum. Şu an bir ses açıldı. Alaaddin, ben sana bir şey rica edebilir miyim? Buyur. Siz host olduğunuz için galiba yanlışlıkla açılan sesleri kapatma yetkisine sahipsiniz. Şu an Serpil isimli kullanıcının sesi açık, kapatamıyor herhalde. Siz eğer bu noktada bir şey yapabiliyorsanız teşekkür ederim. Tamam. Yani çünkü ben şu an onu kontrol edemiyorum. Bir de şunu sorayım Alaaddin. Ben bazen kendi sesimin gelmediğini fark ediyorum. Koptuğunu fark ediyorum kayıtları dinlediğimde. Ses net. Tamam. Yani eğer bir farklılık olursa tekrardan haber verirsiniz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyorum tekrardan. Geçen hafta 30. lemayı okumaya başlamıştık. Ondan önceki bir iki hafta içerisinde bir takım kavramları konuşmamız gerektiğini, çünkü bu kavramlar üzerinde belirli bir ortak anlam çerçevesi elde edilmeden bu metni okumanın çok bir anlam ifade etmeyeceğini düşünerek bu kavramları konuşmuştuk. Sonra kelimeler grubunda bu müzakereler devam etmişti ve geçen hafta itibarıyla bu kavramların üzerine metni okumaya başlamıştık. Kavramlar isim, esma ve tecelli kavramlarıydı. İsim dediğimiz zaman bir şeyin bilinmesine ve tanınmasına vesile olan araçları konuştuğumuzu netleştirmiştik. Esma dediğimiz zaman yaratıcının, bu kainatın yapıcısının, bu kainatın oluş düzeninde saptayabildiğimiz özelliklerini kastettiğimizi konuşmuştuk. Yani şu an ortak olarak anlaştığımız çerçeveyi tekrardan ifade etmeye çalışıyorum. Bu haftanın müzakeresinde bir zemin olsun, zihinler hazırlansın diye. Sonrasında da tecelli kavramını gündeme getirmiştik. Tecelli de şu çerçevede konuşmuştuk. Tecelli dediğimiz zaman şu an benim kainatta gördüğüm özellik her ne ise, bu özellik bu kainattaki bu şeyin kendisinden kaynaklanmıyor, bir başka yere işaret ediyor anlamına geldiğini konuşmuştuk. Konuştuğumuz kavramlar bunlardı. Sonra iki temel prensip gündeme gelmişti. Bu prensiplerden ilki, imani meselelerin tahlili, mahiyet tahlili değil prensibiydi. İkinci prensip de eşya sabit, madde ezeli değil prensibiydi. Ondan sonra birinci nükteyi çalışmaya başladık. 30. lemanın ilk kısmını çalışmaya başladık. Orada dikkatimizi çeken başka kavramlar oldu. Mesela hapishane vurgusu neden acaba diye çalıştık. Yine yanlış hatırlamıyorsam Uğur'un gündeme getirdiği Şaban ayı vurgusunun hikmeti nedir acaba? Yani bu zaman ve mekan vurguları ne anlama geliyor diye bir müzakere gerçekleşti. Devamında Kuddüs ismine neden başlandı? Yani ismi azamın çalışıldığı bir metin var önümüzde diye konuştuk. Peki ismi azama Said Nursi kendi 30. lema metninde, Eskişehir Hapishanesi'nde yazdığı bu metinde neden Kuddüs ismini çalışarak başlıyor?
Bu soru gündeme geldi. Sonrasında göründüğü kelimesine dikkatler çekildi. Bu metnin en başında hatırlayacaksınız. Hemen tekrardan kontrol ediyorum. Kudüs isminin cilvesi bana göründü diye geçiyordu. Bu göründü kelimesi ne anlama geliyor diye konuştuk. Acaba bana göründü derken bakmamışım, o yüzden görmemişim anlamında mı göründü deniyor? Yoksa bakıp da görmemiştim, şimdi yeni göründü şeklinde mi düşünülmeli? Yoksa başka bir geçen haftaki başka bir katılımcı Haşir suresini okurken son ayette geçen Kuddüs ismine yoğunlaştı diye bir fikrini paylaşmıştı. Böyle bir çalışma mı acaba? Yani bu şekilde mi ortaya çıkmış diye düşünmüştük. Göründü böyle mi göründü demekti diye konuştuk. En sonunda da yani bana göründü. Yani o bakış açısıyla anlamaya çalışınca anladıklarım anlamında mı acaba diye bir fikir beyanı oldu. Göründü konuşmalarına daha sonradan tekrar geri döndük. Ama sonrasında yani bu göründü kavramını çalışırken akabinde İsmi Azam diye bir kavram gündemimize geldi. İsmi Azam ne acaba diye konuşmaya başladık. Evet. İsmi Azam kavramında da barizlik ve apaçıklık vurgusu yapıldı diye hatırlıyorum. En son geldiğimiz nokta oydu. Yani İsmi Azam dediğim zaman artık herkesin çok büyük bir kolaylıkla, çok büyük bir rahatlıkla fark edip bu kainatın bir yapıcısının var olduğunu ve o kainatı yapıcının aynı zamanda bu kainatın varlığını devam ettirme özelliğine de sahip olduğunu gösteren çok aşikar işaretler şeklinde barizlik ve apaçıklık kavramları üzerinden İsmi Azam kavramı tarif edildi. Hemen akabinde ilk paragrafın devamında mevcudiyet-i ilahiyi kemali zuhurla hem vahdet-i Rabbani'yi kemali vuzuhla gösterdi cümlesiyle İsmi Azam tarifinin nihayeti vurgulanıyor diye bir çerçeve çizildi diye hatırlıyorum. Evet. Sonrasında Kuddüs ismi nasıl oldu da gündeme geldi sorusuna yönelik şöyle bir düşünce ortaya çıkmıştı. Hapishane şartlarını hatırlayalım. Hapishane şartlarındaki sıkıntılı haller, rahat olmayan ortamlar, güzel olmayan kokular, sıkıntılı yaşananlar, tecrübeler, yani insana sunulan böyle bir kainat, böyle bir hal, böyle bir ortam. Acaba ya bu kainatı gerçekten yapan bu birinci nüktede gündeme getirilen ayetin çizdiği çerçevede yani vel arda faraşnaha feni'mel mahidun biz yeryüzünü bir saniye yeri de döşeyip düzenledik biz ne güzel donatıcıyız diye konuşan zatın söylediği şekilde mi cereyan ediyor acaba gerçekten böyle mi? Yani hapishane içerisinde yaşayan bir insanın bu ayeti okuduğunda, kendi şartlarını da düşündüğünde gerçekten bu ayetin tarif ettiği şekliyle konuşan, bu ayetin tarif ettiği şekliyle mi yaratılıyor bu dünya acaba diye sorgulayan bir insanın ulaştığı sonuçlar mı acaba onu Kudüs ismine götürdü? Yani nasıl ki biz Ramazan ayında açlık neticesinde Rezzak ismini çok iyi, daha iyi tanıyabiliyorsak, daha iyi müşahede edebiliyorsak, acaba hapishane şartları da insanı Kuddüs ismine götürüyor mu? Dolayısıyla acaba İsmi Azam'ın en birincisi olarak Kuddüs isminin gündeme getirilmesinin arkasında yatan arka plan mekansal olarak hapishane mi? Yani hapishane mi bu okumayı mümkün kıldı diye bir düşünceye ulaşmıştı odada ki katılımcılar. Sonrasında da bu ayet bağlamında Yunus abinin şöyle bir şey gündeme getirdiğini hatırlıyorum. İşte bunu Kur'an-ı Kerim için, yani Musaf Kur'an için konuşuyoruz sürekli. Yani o ayetler müminlerin imanını, kafirlerin küfrünü iadeleştirir ayetini biliyoruz. Bu ayeti gündeme getirmişti Yunus abi.
Bu ayetin aynı şekilde kainata olan muhatabiyetimizde de gündeme getirilebileceğini ben anlıyorum, anladım o günkü yapılan müzakerelerden. Yani kainatta yaşadığımız, karşılaştığımız Cenab-ı Hakk'ın farklı bir konuşması olan kainatta bir karşılaştığımız şeyler bizim imanımızı ya da küfrümüzü arttırabilir. Said Nursi örneğinde bunun imanını arttırdığını ki ismi azama ulaştığını görüyoruz. Ama hapishane şartlarında yaşayan bir insanın bu ayeti okuduğunda imanını kaybetmesi işten bile değil diğer taraftan eğer küfür nazarıyla yaklaşılsa diye bir çerçeve çizilmişti. Sonrasında da bir iki paylaşılmıştı. Bir yine yanlış hatırlamıyorsam geçen haftanın moderatörü olan Yunus abi İsra suresinin 82. ayetini paylaşmıştı. İşte kafirlerin küfrünü müminlerin imanını arttırır diye. Buna binaen de Ali Mermer de şu ayet mealini paylaşmıştı. Şu bir gerçek ki Allah bir sivrisineği hatta onun da üstündeki bir varlığı örnek göstermekten sıkılmaz. Böyle bir durumda inananlar bilirler ki o Rablerinden bir gerçektir. Küfre sapmışlar ise şöyle derler. Allah bunu örnek vermekle ne demek istedi? Allah onunla birçoğunu saptırır. Birçoğunu da onunla doğruya ve güzele kılavuzlar. Allah onunla yoldan çıkmışlardan başkasını saptırmaz ayetini. Yani Bakara suresinin 26. ayetini paylaşınca Uğur şöyle bir soruyu gündeme getirdi. İnananlar soru sormadan bunun böyle olduğunu nasıl anladı? Yani burada bu ayette kafirler soru soruyor ama müminler soru sormadan bu ayeti ve bu iddiayı tasdik ediyor gibi bir çerçeve anlaşılıyor. Bu soru müminlerin de aslında sorması gereken çok temel bir soru değil mi? Ben mesela bu ayeti okuduğumda bu soruyu sormadan duramıyorum dedi. Ali Mermer de şöyle izah etti diye hatırlıyorum. Yani burada soru sorma insani özelliktir aslında. Soru sormayan insani özelliğini kullanmıyordur. Bu açıdan soru sormayan aslında insan değildir bu örnek açısından. Dolayısıyla buradaki yani eğer biz ayetleri nasıl okumamız gerektiğine dair daha önce konuştuğumuz usulleri gündeme getirirsek ve Kur'an okuma metodunu yani Kur'an'ın temel maksatlarını gündemimize taşırsak burada müminin tarifi şöyle ortaya çıkması lazım. Sinek örneğine bakıp bu örneği anlamaya çalışan, bunun için soru soran ve bu örneğin verdiği mesajı anlayıp örneği tasdik edebilen kişiyi Kur'an mümin olarak tarif ediyor dedi. Selamünaleyküm Yakup. Kusura bakma araya girdim de ses daha yüksek olabilirse daha iyi olur. Özellikle kayıttan dinlerken ses biraz şu an canlı olduğunda çok sıkıntı olmuyor da kayıttan dinlerken sesin yüksek olması önemli kayıtlarda çıkması için. Onun için biraz daha mikrofonu yakın tutmak veya sesinizi biraz daha gür tutabilir misiniz inşallah? Şöyle yapalım. Şimdi bu benim normal kulaklıkla konuşmam. Ben önce bunu bir size karşılaştırma şeyi olarak devam ettiriyorum. Şu an kulaklıkla normal şekilde konuşuyorum. Şu kulaklığı kendime yakınlaştırdığım, yani mikrofonu kendime yakınlaştırdığım konuşma. Bu tahmin ediyorum daha gür bir ses veriyordur. Bir de şunu deneyeceğim. Kulaklığı şu an çıkarıyorum. Devam ediyorum. Şu anda kulaklıksız bir şekilde konuşuyorum. Hangisi en iyi? Bir daha iyi, bir normal kulaklıkla konuştuğum halde yakın hali daha iyi demiş Uğur. Şu an nasıl mesela? Şu an daha mı uzakta? İyi, gayet iyi. Alaaddin sen istersen mikrofonu açabilirsin. Ben tam iki iyiydi. Şu anki zayıf diyorsunuz. Şu anki daha iyi bence yani. Şu an en son konuşman daha iyi. En son konuşmam daha iyi. Tamam. Evet. Eğer tekrardan biz yaparız. Şu an kadarki kısım anlaşıldı mı? Kulaklık probleminden dolayı bir zayıf bir yani ses çok mu zayıftı? Yani tekrar etmeme gerek yok herhalde diye tahmin ediyorum. Geldiğim yerden devam ediyorum. En son Ali Mermer şöyle izah etti diyordum. Ali Mermer dedi ki bu ayetin örneğinde yani Bakara suresinin 26. ayetin mealinde biz soru sorma özelliğini kafirlere atfedemeyiz.
Ayet ilk kelamda öyleymiş gibi görünüyor ama biz Kur'an okuma usulünü gündeme getirdiğimizde ve Kur'an'ın temel maksatlarını gündeme getirdiğimizde, Kur'an'da konuşanın kim olduğu ve muhatabın kim olduğunu gündeme getirdiğimizde soru sorma özelliği kafirlerin değil, insanın özelliğidir. Mümin burada, bu burada tarifiyle mümin, sinek örneğine bakıp bu örneği anlamaya çalışan, bunun için soru soran ve bu örneğin verdiği mesajı anlayıp örneği tasdik edebilen kişinin mümin olarak tarif edildiğini görüyoruz. Yani bizim sürekli gündeme getirdiğimiz düsturlardan bir tanesi Kur'an'ın sonuçları vermesi. Kur'an'ın insanların hallerini tarif, sonuçlar üzerinden konuşması. Yani sineğe bakıp, soru sorup, onun tarif ettiği mesajı anlayıp bunu tasdik edebilen kişi burada mümin denen kişidir dedi. Kafir de bu misal ile, yani sivrisinek misali ile bu ayette geçen, adeta kafa bulan, dalga geçen ya da bu soruyu gerçekçi olarak değil de bir bahane olarak soran kişinin tarifidir dedi. Şimdi bunun üzerine de ben şöyle bir soru sormuştum. En son orada kalmıştık. O yüzden bu kadar uzattım. Hem bir özet olsun diye hem de geçen hafta kaldığımız yeri bir hatırlayabilelim. Zihnimiz bu müzakereye hazırlansın diye. Benim sorduğum soru da şöyle bir soruydu. Ben bu tariflere katılıyorum. Yani mümin tarifi, kafir tarifi, Kur'an'ın sonuçları tarif etmesi meselesi. Bunlara katılıyorum. Çünkü Kur'an'ın temel maksatlarını ve usulünü gündeme getirdiğimizde buraya gelmek durumundayız. Ve fakat dışarıdan bakıldığında, ayetin ilk plandaki okunuşuna bakıldığında sanki adeta ayete böyle bir takla attırıyormuşuz. Ayetin söylemediği şeyleri ayete söylettiriyormuşuz. Dersten okuyormuşuz gibi bir görüntü ortaya çıkıyor demiştim. En son burada böyle yani bu müzakerenin devam etmesi çok iyi olur diye bir karar alınmıştı. Dolayısıyla konuyu buraya getirdim. Şimdi bütün katılımcılara bu soruyu soruyorum. Geçen hafta Ali Mermer de bu soruya cevap vermek için heyecanlanmıştı diye hatırlıyorum. Dolayısıyla şimdi tekrardan soralım. Yani Bakara suresinin 26. ayetinde muhatap olduğumuzda müminler doğrudan bu şeyi tasdik edenlerdir. Kafirler de soru soranlardır. Ve bu soruyla bu iddiaya muhatap olanlardır gibi görünen, zahiren ilk anda böyle bir mesajı var gibi görünen bu ayeti biz usulü ve Kur'an'ın temel maksatlarını gündeme getirdiğimizde tersinden mi okumuş gibi görünüyoruz? Eğer böyle görünüyorsak bunun sebebi nedir? Yani neden böyle görünüyoruz? Bu normal bir durum mu? Normalse bunun anlamı ve hikmeti nedir? Sorularını gündeme getirmeye çalışıyorum. Şu an yorum yapmak isteyen, katılmak isteyen ve bu konuda bir fikrini beyan etmek isteyen birisi varsa çok memnun olurum. Evet, İlyas Üzüm Hoca hemen elini kaldırdı. Ben kendisini bırakıyorum söz. Siz de ifade ettiniz. Soru sormak çok insani, lüzumlu. Soru sormak mecburiyetin değil. Zaten insaniyetimiz soru sorduruyor. Biz bu insaniyetimizi durdurmamalıyız. Soru sormalıyız. Fakat anlamak için sormalıyız. Sorumuz da insani olmalı. Sorumuzun süreçleri de insani olmalı. Sonuca ulaşmamız da insani olmalı. Kafirlerin söz konusu ayetle ilgili soruları insani değil, istihzai bir soru sorma biçimi, küçümsemeye dayalı, olumsuzlamaya dayalı bir soru sorma biçimi. Halbuki insani soru anlama odaklı bir soru olması lazım. Vicdani bir soru olması lazım. Ben bunu ifade etmekte bu aşamada yetiniyorum. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü yani soru sormayı biz bu odada sürekli olarak çok kıymetli bir çaba olarak görüyoruz. Çok kıymetli bir kabiliyet olarak görüyoruz. Ve bu da doğru bir şey. Ve fakat soru sormanın kendisi de herhalde bütünüyle nötr bir hal değil. Yani soru sormanın kendi içinde taşıdığı bir takım anlamlar, duygu durumları var.
insanın soru sormada niyetleri farklı olabiliyor. Demek ki ben şu an şunu anlıyorum. Soru sorma dediğimiz şeyin eğer sahiyi, dinamiği, arkasındaki hareket ettirici unsur, hakikati anlama çabası ise soru sormak iyi bir şeydir. Eğer soru sormanın arka planındaki sahik, dinamik, hakikati bulmak değil de birilerini zor durumda bırakmak ya da Kur'an'la cedelleşmek ya da Kur'an'ın iddialarını alaya almak gibi farklı niyetleri barındırıyorsa, farklı niyetleri arkasında tutuyorsa, burada soru sormak problemli bir hal alıyor. Soru sormak bizim bu arada daha önceden konuştuğumuz şekliyle saf, yani hayırlı bir hal olabileceği gibi şerre vesile de olabiliyor diye okudunuz diye anladım. Ben memnun oldum. Benim için güzel bir açılıma vesile oldu. Teşekkür ediyorum. Ses çok zayıf diyor Tahir. Ben o zaman tekrardan kulaklığı takıyorum ve mikrofonu yakınlaştırmaya çalışacağım. Bir saniye. Evet, şu an nasıl? İnşallah iyidir şu anda. Evet. Tekrardan İlyas Üzüm'e teşekkür ediyorum. Ali Mermer el kaldırdı. Buyurun. Esas olan problem mümin tabirinin, mümin ifadesinin neyi içerdiğini konuşmamız lazım. Önce müminler ona evet derler de, tasdik ederler de, bazıları da tutup ama Kur'an'ın ayetindeki siyak derler ya, akışına bakarsak alaylı bir soru. Ya işimiz yok da sinekle mi uğraşacağız şimdi? Yani koca galaksiler varken der gibi. O biraz İlyas'ın yaptığı vurguyla açığa çıktı da biz esas Kur'an'ın anlatımında Kur'an'ın insanlara kimlik verdiğini düşünerek Kur'an okursak çok büyük probleme gireriz. O zaman Kur'an insanlarla yarışıyor gibi, kainatın yaratıcısı yarattığı insanlarla yarışıyor gibi anlamaya gireriz ki bu tanım gereği, Kur'an'ın tanımı gereği ben kainatın yaratıcısının, bütün insanların yaratıcısının konuşmasıyım diye karşımıza çıkan bir tanımla Kur'an kendini bize bu Kur'an tanımıyla çelişir. Yani yaratıcı yaratığıyla yarışır mı? Yaratmayı verir, o kadar. O zaman biz bu tanımları, burada Kur'an'da kullanılan tanımlar mümin, kafir, Müslüm çok değişik anlamda, bizim bildiğimiz anlamda Müslüm tabiri Kur'an'da yok, o ayrı konu, münafık gibi, müfsit, fasık gibi tanımlar Kur'an'da kimlik belirlemek için değildir. Kelimelerde biraz temas ettik bu konuya. Ama arkadaşlarımızdan kelimeleri takip eden veya orada derinleşmedik. Burada derinleşebiliriz. Mümin dediğimiz zaman bu bir sonuçtur. Kafir dediğimiz zaman da bu bir sonuçtur. Yoksa bir insanın ismi gibi, babasının, annesinin verdiği bir isim gibi veya doğduğu yere göre kendisine bir ad takılması gibi denir ya, hani Mısır vatandaşı der gibi bir tabir değil bunlar. Ya bir sıfattır bunlar. Bu sıfatlar belli bir insan gayreti sonucunda ulaşılmış olmalıdırlar ki o zaman mümin olunur. Yani bir insan anadan doğma mümin olmaz. Anadan doğma Türkçe tabirdeki kullanılan Müslüman olmaz. Anadan doğma. Ya çocukken o fıtrat üzere doğar. Ama ihtiyarı, yani cüz'i ihtiyarı kendisinde çalışır döneme girdiği zaman ona rüşt dönemi deniyor, akıl bali dönemi deniyor. O döneme girdikten sonra insan artık fıtratını muhafaza edecek mi, yoksa fıtratını bozucu tercihler mi yapacak,
alternatiflerinin seçimlerinin karşısında kalıyor. Eğer insan mesela Kur'an'daki verilen ya çevresinde bir sineği gördüyse, o sineğin varlığının nasıl mümkün olduğunu, kaynağının, varlık kaynağının ne olabileceğini sorgulamışsa, o sorgulamanın sonucunda hayır bu sineğin yapı taşları olan elementleri, sineğin varlık kaynağı olamaz, annesi bu sineğin yaratıcısı olamaz, babası zaten hiç olamaz, onun haberi bile yok. Yumurtacığı, küçücük yumurtacıktan çıkıp geliyor. Yumurtacık bu size sineğin varlık kaynağı olamaz. Bunlar bir düzenin gereğidirler. Bu sonuçtan sonra olamaz olamaz da peki varlık kaynağı nedir ya dedikten sonra canım bu sinek veya yumurtası veya annesi veya babası yani veya sineğin vücudundaki elementlerin tümü kainatın tümünün içerisindeki düzenin bir sonucu. Bu kainatı kim var etti ve onu bu düzen içerisinde kim yarattıysa o olur. Yani odur. Kainat cinsinden olmayandır. Sonucuna ulaşana mümin denir. Dolayısıyla sorgulamak caiz midir, değil midir şart veya sorgulamak gerekir mi, gerekmez mi demezden önce mümin tabiri tanım gereği sorgulama aşamasından geçen, yanlışa yanlış dedikten sonra doğrunun ne olacağını araştıran, o doğrunun tanımını, vasıflarını araştıran kişiye mümin denir. O zaman soru sormak insanidir, çok doğru. Ama bu soru sormak mümin olduktan sonra değil, mümin olmazdan önce vuku bulması şart olan bir aşamadır. Teşekkür ederim. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben kendim anlamak için tekrar edeceğim şimdi sizin yaptığınız vurguyu. Yani çünkü kendim anlamak istiyorum. Bu benim geçen hafta bahsetmiştim. Uzun zamandır kafamda bir böyle problem olarak duran bir konu, bir soru. Yani biz soru sormayacak mıyız? Yani sadece kafirler mi soru soracak? Biz soru sormadan direkt iman ettik mi diyeceğiz gibi şeyler aklıma geliyordu uzun yıllardır bu şeyi okurken. Şimdi ben şöyle anladım sizin dediğinizden. Biz genelde mümin ve kafir kavramlarını insanın insana verili olarak düşünüyoruz. Yani mümin deyince işte Türkiye'de ya da Türkçe konuşulan yerlerde diye konuşuyoruz burada. Doğmuş insanların verili olarak sahip olduğu, annelerinden, babalarından otomatikman edindiği bir özelliktir müminlik. Kafirlik de aynı şekilde kafir anne babadan doğan insanın 15 yaşına geldiğinde otomatikman ulaştığı haldir diye düşünerek bu ayeti okuduğumuz zaman, yani mümin, bu ayeti okuduğumuzda şunu diyoruz. Mümin diye birisi var, bir isim var, bir kişi var. O kişiyi bu ayeti, yani sinekle alakalı bir ayet gördüğünde tamam, eğer Allah bunu diyorsa ben bunu kabul ediyorum diyor. Diye anlıyoruz. Kafir böyle bir ayet gördüğünde de, yani kafir diye bir kişi var ve o sinekle alakalı Musaf Kur'an'ında bir ayet gördüğünde ya Allah böyle şey söyler mi diyor gibi bir halle anlıyoruz bu ayeti. Dolayısıyla burada soru sorma özelliğini de kafir olan kişinin özelliği gibi düşünüyoruz. Ama sizin az önce tarif ettiğiniz şekliyle eğer anlarsak mümin soru sorduktan sonra sineğin çok kıymetli bir yaratılışa sahip olduğunu gören, bunun önemli bir mesaj taşıdığını, onu yaratanın özelliklerini tarif eden bir yapıya sahip olduğunu tasdik eden kişidir. Dolayısıyla soru sorma aşaması öncedir, mümin olma aşaması sonra ortaya çıkar. Yani soru sorarak tasdik edebilen kişiye mümin denir diye okuduğumuz zaman
Bu ayette zaten soru sormak insaniyetin içerisinde dahil olan bir özellikmiş gibi anlaşılıyor. Burada ikinci kısmı da herhalde İlyas Hoca'nın az önce yaptığı izahla, yani soru sorma bizatihi kendisinde güzel olan bir şey değildir. Soru sormanın da sahiplerine göre, dinamiklerine göre mahiyeti değişir. Biz bu zamanda herhalde 21. yüzyılda yaşadığımız için soru sormak deyince, soru soruyor deyince, soru sorma kabiliyeti deyince aklımıza sürekli olumlu şeyler geliyor. Benim şu ana kadar en azından öyleydi bu derse kadar. Yani falanca kişi soru soruyor dediğimde ya da soru sorma kabiliyetini geliştirmiş maşallah, iyi duasını yapmış dediğimde bunu sürekli olumlu bir özellikle düşünüyorum. Ama bu böyle olmak zorunda değil. Soru sorma nötr bir şey değil ya da daima güzel bir şey değil. Eğer soru sormanın arka planında başka bir takım bagajlar varsa, başka hesaplaşmalar, başka ajandalar varsa, o zaman o soru sorma dediğimiz şey kendisi olumsuz bir hal olarak tarif edilebilir bir konumda oluyor. Bu ayeti de diğer taraftan soruyu bu şekilde niyeti bozuk bir şekilde soran ve adeta bu ayette alay etme çabası içerisinde bulunan kişinin ulaştığı hal küfür halidir diye okuduğumuz zaman bu ayeti daha derli toplu anlayabilirmişiz gibi şu an anladım. Bilmiyorum bir eksiklik kaldı mı? Ben kendi anladığım kadarıyla tekrar etmeye çalıştım. Şimdi az önce ben iki tane el görmüştüm. Herhalde ben çok uzun konuştuğum için o eller indi mi? İlyas Hoca'nın birinci sırada ve ikinci sırada da Muhammed Seyit Çakır'ın ismini görmüştüm. Ben onlara şimdi sözü bırakmak istiyorum. Buyurun İlyas Hoca. Ve sadece tekrarlamış olacağım. Siz ilk sözü verdiğinizde ben biraz ezbere davrandım. Hemen fark ettim usul hatamızı. Ayette hani müminler derler ki Rabbinin katındandır. Kafirler de şöyle derler. Den ben hareket ettim. Burada Ali Mermer'in yaklaşımı çok önemli. Ben siz çok güzel tekrarladınız. Ben de bir tekrar daha olsun diye asla uzatmadan söz alıp hemen biraz sonra bırakacağım. Evet, biz kimliklere göre konuşmamalıyız. Vasıflara göre konuşmalıyız. İnsan fıtri olarak soru sorar. Sorusu fıtri olmalıdır. Anlamaya dönük olmalıdır. Anlamaya dönük sorusu devam ettiğinde Mermer'in belirttiği gibi bir sonuca ulaştığında, yani sinekteki bu özelliğin kendinden kaynaklanmadığını fark ettiğinde o kişi artık o insan aynı zamanda iman eden bir insan, mümin bir insan vasfını kazanmış olur. Ama daha soruyu sorarken, olaya başlarken kasıtlıysa, sizin işaret ettiğiniz gibi anlamaya dönük bir soru değilse, fıtri bir soru değilse, şartlanmışlığa dayalı bir soruysa zaten orada insanlıktan söz etmek de zor. Onun sağlıklı bir sonuca ulaşması da zor. Bu sıfat olarak küfri bir sıfattır. Tekrarlıyorum. Çok önemli geldi bana gerçekten. Biz kimliklere göre değil, vasıflara göre konuşmalıyız. Kur'an'ın konuşmasında vasıflar bazında anlamalıyız diye. Siz de çok güzel tekrarladınız. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun İlyas Hocam. Şimdi ben o zaman soru sorma özel soru sorma yani soru kavramını anlamamızı şöyle bir modelleyebilir miyiz diye sizin söylediğinizi tekrardan ifade etmeye çalışacağım. Eğer soru sormak hakikat arayışı için yapılan masumane amatör diyeceğim ama yani hangi anlamda diyeceğim onu belirtmem lazım. Yani hakikat arayışı için yapılan bir şey ise soru sorma hali, o zaman o soru sorma hayırlı bir haldir. Tabii bunu böyle bir güzel bir cümle haline de sokmak istiyorum akılda kalıcı olsun diye ama diğer taraftan soru sorma başından bir takım olumsuz duyguları içeriyorsa ve başka maksatlar taşıyorsa orada soru sormanın insani olmayan bir haliyle karşılaşıyoruz dediniz diye anladım. Benim hoşuma gitti ama böyle biraz daha eğer bu kanalda ben biliyorum öyle kabiliyetli arkadaşlar var. Bunu böyle çok güzel özet bir formda ifade edebilirlerse ben çok memnun olurum. İlyas Üzüm'ün elini yine görüyorum. Yeniden söz almak için mi bu yoksa eskiden kalma bir el mi? Evet, eskiden kalmış diye
Anladım. Evet. Şimdi yorumlar var. Ali Mermer'in bir yorumu var. Onu okuyayım önce. Soru sormadan mümin olunmaz ki. Neyi tasdik edeceğiz eğer sorumuz yoksa? Neyi tasdik edeceğiz? Eğer sorumuz yoksa cevabımız da olmaz ki. Evet, yani burada da yine bu kanalda daha önceden çokça konuşuldu diyeceğim ama tekrar etmek istiyorum. Çünkü çok önemli. Eğer daha önceden duymayan varsa ya da kendi açımızdan da kendimizi iyice ikna etmemiz açısından da çok önemli diye hissediyorum. İman deyince aklımıza yine verili bir hal geliyor. Yani otomatikman iman ettiğimizi varsayabiliyoruz. Bu Ali Mermer'in bu yorumda ifade ettiği gibi iman tasdik edildiği takdirde ortaya çıkan bir şey dedi diye anlıyorum ben bu yorumda. Yani soru sorup cevabını alıp onu tasdik ettiğinde iman etmiş oluyoruz. Tekrar ediyorum. Bir şeyle karşılaşacağız. Bir enteresan bir şeyle karşılaşmamız lazım. Buna bir soru sormamız lazım. Bu nasıl böyle? Bu niye böyle diye. Ve bu soru bir takım bagajları olan bir soru değil de hakikat arayışı için olan bir soru olmalı. Ve bu soruya gelen, bize teklif edilen cevap da eğer bizi tatmin edici bir cevapsa, insaniyetimizi tatmin edecek bir cevapsa, bunu kabul ettiğimiz, tasdik ettiğimiz, onayladığımız anda o ilgili soruya, o ilgili sorunun tarif ettiği şeye iman etmiş oluyoruz diye anlıyorum. Herhalde böyle özetlenebilir gibi geldi. Eğer yanlış ifade ettiysem Ali Mermer'den tekrardan bir yorum yapmasını rica ederim. Ya yorum yapmasını ya da söz almasını. Devam ediyorum. EFK isimli katılımcının bir yorumu var. Onu okuyayım. Müminlik bir zemin midir? Yoksa her gün her gün, günde çok defa insanın karşılaştığı soru veya durumlara karşı koyduğu tavra göre mi şekillenir? Şu ana kadar yaptığımız müzakereler herhalde bir miktar cevap oldu diye hissediyorum bu sorunuza EFK. Yani zeminden neyi kastediyorsunuz tam anlamadım. Eğer açabilirsiniz çok memnun olurum. Ama eğer benim anladığım şekliyle kastediyorsanız ben şöyle anlıyorum dediğinizden. Yani bir insan mümin olur ya da kafir olur. Müminlik ve kafirlik verili şeydir. Zemin dediğinizde bunu anlıyorum ben. Az önce konuştuk. Böyle değildir diye düşündüğümüzü, daha önce böyle bir sonuca ulaştığımızı belirttik. Müminlik her an, her gün her gün dediğinizi ben biraz daha genişletiyorum. Her an muhatap olduğumuz kainatla olan ilişkimizde olan tavrımızın tarifidir müminlik ya da küfür diye anlıyorum ben. Yani ben şu an diyelim ki yanımda bir çay bardağı var ve çay içiyorum. Bu çayı içerken bu çayın özellikleri marketten aldığım siyah şeyden geliyor diye şu an bir ses açıldı Zeynep isimli katılımcıdan. Herhalde bir şey söylemek istiyor diye anlıyorum. Buyurun Zeynep Hanım. Yanlışlık oldu herhalde. Tekrar ediyorum. Çay içerken bu çayın lezzeti, bu çayın kokusu, bu çayın tadı, bu çayın ağzımda ortaya oluşturduğunu düşündüğüm dokusu eğer kendindendir diye düşünüyorsam bu halim iman olarak tarif edilen hal değildir diye anlıyorum. Dolayısıyla sizin yaptığınız vurguyu çok önemsedim. Günde çok defa, her gün her gün dediniz. Ben artırıyorum. Her an daima istisnası olmadan yaşanılan bir süreç bu diye ben anlıyorum. Bilmiyorum. Sorduğunuz soruya cevap oldu mu? Olmadıysa tekrardan yorum yapmanızı rica ederim. Eğer açabilirseniz, yani olumlu olumsuz kanaat belirtebilirseniz çok benim için güzel olur. Devam ediyorum. İlyas Üzüm'ün bir yorumu var. Soru, az önce konuştuğumuz soru sormayla alakalı. Ben bir model çizmeye çalışmıştım. Herhalde onu biraz daha açmaya niyetlenen bir ifade bu diye anlıyorum. Soru A. fıtri, B. samimi, C. anlama amaçlı olmalı.
A. Fıtri, B. Samimi, C. Anlama amaçlı olmalı. Şimdi bu kavramlar hoşuma gitti ama bu kavramlardan tam olarak ayrı ayrı neleri kastettiğimizi ben biraz daha açmak isterim. Çünkü yani bizim bundan birkaç ay önce bir arkadaş grubuyla yaptığımız bir çalışma vardı. Orada da benzer bir noktaya işaret etmiştik ama bu kadar açılmamıştı diye hatırlıyorum. Yani biz soru sorduğu zaman bir insan onu daima olumlu yormaya meyledebiliyoruz. Yani şu anda mesela yani Batı medeniyeti diye tarif edebileceğim ya da Said Nursi'nin Avrupa diye çoğu zaman gündeme getirdiği bu coğrafyada, bu medeniyetin içerisinde bilgi çalışması yapan, araştırma yapan, kainat çalışmaları yapan insanlar çok güzel sorular soruyorlar ve çok soru soruyorlar ve bu noktada da kabiliyetleri bizim yaşadığımız coğrafyadaki insanların içinde bulunduğu hale göre çok daha gelişmiş durumda. Çok soru soruyor bu insanlar ve çok güçlü sorular soruyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi eğer soru sormak bizatihi hayır olsa, bizatihi güzel olsa, buradaki insanların bizden daha ileri seviyede, daha güçlü şekilde vahiy ile muhatap olmaları ve yaratıcılarıyla bir konuşma içerisine girmeleri gerekir. Ve mümin olmaları gerekir. Eğer bu böyle değilse, bu da tartışılabilir, belki farklı bir yorum yapabilirsiniz, bilmiyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu bahsettiğimiz hal çok fazla cereyan etmiyor. Tabii bunun farklı izahları da olabilir ama yani soru sormayla alakalı kısmıyla alakalı konuşacaksak eğer, buradaki soru sormanın bizatihi güzel ve hayır olmadığı sonucunu hissediyoruz diye anlıyorum. Burada İlyas Hoca soru sormanın 3 tane özelliğini tarif etti. Bence bu özellikler biraz daha açılabilir gibi geldi. Eğer İlyas Hoca müsaitse ben açmasını rica ederim. Ne demek fıtri, ne demek samimi, ne demek anlama amaçlı? Yani mesela anlama amaçlı olmasını ben biraz daha rahat anlayabiliyorum. Ama mesela fıtri olması ve samimi olması tam olarak neyi ifade ediyor, neyi kastediyor? Hissettiğim bir şeyler var ve fakat açılırsa ve benim zihnim daha netleşirse ben çok memnun olurum. Eğer mümkünse bu. Buyurun hocam. Çok kısa yine ben söz almaktan sık rahatsızlık duyarım açıkçası. Üçüncü kez söz almış oldum. Çok kısa paylaşayım. Çok orijinal şeyler söyleyecek değilim. Fıtriyle ben şunu kastediyorum. Şartlanmamış olmak. Herhangi bir anlayışa, bir kabule, bir yargıya varmadan tamamen insani özelliklerimize bağlı olarak o çocuk fıtratında, çocuk masumiyetinde muhatap olmak, sorgulamak, bizdeki yeteneklerle, o yetenekler neler ise, akılsa, kalpse, duyguysa, neyse o yeteneklerimizle, o özelliklerimizle soru sormak diye anlamak istiyorum. Şartlanmışlıktan, ön yargıdan, kesin kabullerden uzak olarak, bize empoze edilmiş çevremizde bir takım yaklaşımların mahkumu olmadan, onlara kendimizi kaptırmadan, İnsan fıtratının saffeti, samimiyeti, hasbiliği içinde sormak diye ifade edeyim. Hocam hemen kapatmadan, kapattınız ama ben çok teşekkür ederim fıtrilik vurgusu yaptığınız için. Benim için biraz daha açıldı konu. Siz çok fazla konuşmayı sevmediğinizi söylüyorsunuz ama ben istifade ediyorum. Eminim buradaki arkadaşlar da istifade ediyorlardır. Samimiyetle alakalı söylediniz mi, ben mi kaçırdım? Yoksa söylemek ister misiniz? Yani samimi de art niyetli olmamak diye ifade edebiliriz diye şu anda aklıma geldi. Hı hı. Tamam, teşekkür ederim. Yani tekrardan vurgulamak istiyorum. Siz biraz rahatsız olduğunu söylediniz ama ben çok memnun oldum. Yani ben şu an ilk olarak fıtriyilik tarifinizi ön yargı kavramıyla, onu da gündeme getirdiniz, onunla birleştirmek istedim. Soru sorarken fıtri olmak, yani daha önceden bize empoze edilen, kabul etmemiz beklenen, endoktrine edilen, günümüz akademi tabiriyle şeylerden,
kültür, bazen kültür diyoruz burada buna, bazen farklı şeyler olabilir, ideoloji olabilir. Bu ön kabulleri korumaya ya da bu sebeple hakikatle buluşmak, yani bu halimizin hakikatin önünde bir engel olmasını müsaade etmeden fıtri ve hakikat arayışıyla önyargıdan uzak olarak sormayı tarif ettiniz diye anlıyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Devam ediyorum. Erkan, özellikle varlık kaynağını sorgulamanın, soruların mümin olabilmenin, tekrar okuyorum tam anlayamadığım için, özellikle varlık kaynağını sorgulamanın soruları mümin olabilmenin yolunu açar. Evet. Yani ciddi ve gerçekten cevabına ihtiyaç duyulan sorular insana insaniyetini kullanarak mümin olma fırsatı sunabilir. Ben çok önemsedim bu vurgunuzu. Sorduğumuz soruların neyle alakalı olduğu, o soruların bizi ulaştırdığı cevapları belirleyecek diye bir vurgu yaptınız şu anda. Ben öyle anlıyorum. Varlık kaynağını sorgulama ile ilgili sorular. Yani bu odada çok konuşuyoruz. Tekrar konuşalım. Bence çok önemli. Şahit olduğumuz şeylerin ötesinde bir şeylerin olduğunu hissettiğimizde, yani o bize teklif edilen anlamların bizi ikna etmediğini fark ettiğimizde, ya bu şeyin arkasındaki kaynak nedir? Bu varlık nasıl oluyor da, yani varlık deyince çok böyle bütün mevcudattan bahsediyormuş gibi anlaşılıyoruz ama yani tekil tekil, tikel tikel birçok şey ile karşılaştığımızda bunun, bu varlığın kaynağı nedir sorusunu sorduğumuz zaman, ya bu soruları ben ciddi ve gerçek sorular olarak tarif ettiğiniz diye anladım ikinci cümlenizden. Ya bu ciddi ve gerçek soruları insan sorduğu zaman, çünkü bunlara ihtiyaç duyuyor, aksi takdirde memnun olmuyor. Yani insan yaratılışıyla, iç haliyle, vicdanının ona yaptığı tarifle kainata muhatap olduğunda, eğer verilen cevaplarla tatmin olmadığında arayışına devam etmesi gerekiyor. Ve siz de bunu varlık kaynağına dair sorgulama olarak tarif ettiniz. Ben teşekkür ediyorum. Ben istifade ettim. Uğur'un yorumunu da okuyup Muhammed Seyit Çakır'a sözü vermek istiyorum. Çünkü daha önceden elini kaldırmıştı. Peki bir adım daha ileri gidelim. İstihza ederek soru soran kişilere, anlayışa, Kur'an'ın hakikati gösterme usulü nasıldır? Bence çok güzel bir soru. Ben hemen bu soruyu not etmek istiyorum. Ve bunu da kanala sorulmuş bir soru olarak alın lütfen. Ben şu an bütün katılımcılara soruyorum. İstihza ederek soru soran bir kişiye Kur'an konuşur mu? Ya da Kur'an o kişiye ne söyler? Biz şu ana kadarki Kur'an okumalarımızdan bunu nasıl okuyoruz? Bunu nasıl anlıyoruz? İstihza eden kişiyle Kur'an muhatap oluyor mu? Oluyorsa nasıl muhatap oluyor? Ona ne söylüyor? Ona nasıl konuşuyor? Bu konuda daha önceden çalışma yapmış katılımcılardan bu noktada yorum istiyorum. Yardım etmelerini istiyorum. Şimdi sözü Muhammed Seyit Çakır'a bırakıp sonrasında yorumlardan devam edeceğim. Buyurun Muhammed Seyit Çakır. Selamun aleyküm. Sen de bahsettin Yakup, memnun olmuyor insan dediniz. Yani sorgulama üzerinden varlığının kaynağına dair bir yolculuk yapma tercihini gerçekleştirmediğinde memnun olmuyor diye anladım ben kendi dünyamda. Bu ayetin gündeme gelmesi ve peşi sıra Kur'an'la nasıl bir ilişki kurulacağı üzerine bu ayetin özellikle gündeme gelmesi benim de dünyamda bu ayet üzerinden belli bir prensibe ulaşmak hedef haline geldi. Ben de onun üzerine devam etmek istiyorum. Mesela benim bir sivrisineğin veya bir varlığın varlığının neye tekabül ettiğini, neye işaret ettiğini sorgulamaya davet edilmem, benim böyle bir sorgulamaya davet edilmem
Ve bu sorgulama sürecinin benim şartlarımda gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini bizzat tecrübe etmem ve böyle onun sonucunda bir karara ulaşmam. Kur'an'da ki benim gördüğüm bu ayet üzerinden gördüğüm sorgulama sürecine dair ve sonucuna dair bir ifade var. Ve bu bana insan olarak çok yani yapılması gereken ve yapılması gerekenden öte hiçbir şekilde bir itiraz gerektirmeyen bir durum olarak kabul edilebilir geliyor. Çünkü bizzat varlığımın kendisi bana sorgulamam için öneriliyor. Yani bunu yapmayacağım da ne yapacağım diyesim geliyor. Bunun mümin olmak tarif edildi. Ali abi ve diğer arkadaşlar bunun üzerine durdular ve sorgulama yap. Benim anladığım da bu şekilde oldu. Yani sorgulama yapmak bir zorunluluk veya bir zorluk değil. Bir tam hiçbir şekilde bir insaniyetime ters olan bir tarafı yok diye karara varabiliyorum. Bu açıdan bakıp da ayetin devamına geldiğimde böyle bir sorgulamanın dahil olmaması veya böyle bir sorgulama sürecinden geçmeden belli bir bir mikrofon galiba açıldı. Böyle bir sorgulama sürecinden geçmeden mesela sivrisineğin varlığını sorgulamadan, o tecrübeyi yaşamadan belli bir sonucun bende var olduğunu zannetmek diye bir mana dünyama çağrıştırıldı. Bu mümin ve küfür tanımları bu şekilde dünyama açıldı bu ayetin vesilesiyle. Allah razı olsun. Yani çok teşekkür ederim. Ben yani şu vurgunuz çok hoşuma gitti. Sorgulama yapma hali, yani insanın sorgulama hali çok önemli bir hal. İnsaniyetin gerektirdiği bir hal. Sorgulamanın insaniyete affedersiniz, özür diliyorum. Sesten dolayı. Sorgulamanın insaniyetinle ters olan bir tarafı yok diye bir vurgu yaptınız. Evet, ben katılıyorum buna. Ayette de şöyle bir vurgu yapmıştınız. Onu ben gündeme getirmek istiyorum. Belki oradan farklı açılımlar yapılabilir diye düşündüğüm için. Bu ayet benim, bu ayetin yaptığı usul teklifi en basit şeyleri dahi sorgulamam gerektiğini ve bu sorgulama sürecini ve sonucunu tarif ediyor diye bir şey söylediniz. Ben yanlış anlamamışımdır umarım. Ben şöyle bir şey hissettim sizi dinlerken. Bakara suresinin 26. ayetini okurken ilk olarak müminlerin halini tarif eden, yani müminler Rablerinden bir gerçektir diye tasdik ederler diye ayet ifade etti. Burada müminlerin ulaştığı sonucu tarif ediyor dediniz diye anlıyorum. Kafirlerin de o kendilerini o küfür sonucuna ulaştıran sürecin bir olumsuz, hayırlı olmayan bir sorgulamayla ortaya çıktığını düşündüğünüzü söylediğiniz gibi anladım. Eğer bir yanlış anlama varsa lütfen düzeltin. Benim çok hoşuma gitti. Eğer arkadaşlardan bu noktaya yorum yapmak isteyen olursa ben çok memnun olurum. Devam ediyorum. Nerede kalmıştık? Evet, Uğur'un sorusunu gündeme getirmiştik. Uğur'un sorusu hala havada. İstihza ederek soru soran kişiye Kur'an bir şey söylüyor mu? Kur'an bu insanlara hakikati gösteriyor mu? Ya da gösteriyorsa bunun usulü nedir? Diye bir soru sormuştu. Bence çok önemli bir soru. Bunu konuşmak isterim. Erkan'ın devamı varmış yorumunun. Ben özür diliyorum. Keşke birleştirerek okusaydım.
soru sormak ciddi manada uyanıklık ve arayışı gerektiriyor diye. Evet, soru sormak yani şöyle söyleyeyim. Karşı tarafta yani soru sormak için bir uyumsuzluk, bir farklılık görmek gerekiyor. Yani mesela şu ana kadar size söylenen bir şeyden farklı bir şey söylenmesi gerekiyor. Ya da şu ana kadar okuduğunuz bir şeyden farklı bir şey okumanız gerekiyor. Ya da şu ana kadar bildiğinizi düşündüğünüz bir şeyden farklı bir şeyle bir düşünce teklifi yapılması gerekiyor ki buna soru sorabilirsiniz. Yani öyle mi böyle mi? Hangisi doğru? Hangisi beni doğru bir yola teklif ediyor diye. Devam ediyorum Erkan'ın yorumuna. Soru sorarken hiçbir ön yargıya kapılmadan bizzat varlığının nasıl var olduğu sorusunun arayışı içinde olan bir ruh hali veya safiyane insan hali içinde olmak gerekir. İlyas Hoca'nın yaptığı yorumları biraz daha izah etti bu yorumunuz diye anlıyorum. Ön yargıya kapılmadan varlığa dair yapılan sorgulama hali ve safiyane diye siz de tarif ettiniz. Bu samimi, yani ilk yaptığınız şeyi İlyas Hoca'nın fıtri kelimesine, ikinci yaptığınız tarifi de İlyas Hoca'nın samimi kelimesine bir izah, bir şerh olarak okudum ben. Teşekkür ederim yorumunuz için. Devam ediyorum. Ali Mermer, soru cevabını şartlanmalara kapılmadan insan olarak hürce cevabını bulma amacıyla tefekküre başlamamak için olmalıdır. Tefekküre başlamak mı demek istediniz? Herhalde başlamak. Başlamak için olmalı. Evet, evet. Öyle anladım ben de. Cevabını şartlanmalara kapılmadan, yine az önceki ön yargı vurgusunu hissettim ve burada insan olarak, yani tatmin olma, memnun olma diye anlıyorum ben buradaki insan olarak vurgunuzu. Eğer farklıysa lütfen belirtin. Hürce, yani bir takım planlamalar yapmadan, bir takım hesaplamalar yapmadan, şimdi ben bunu böyle kabul edersem, bunu böyle olduğunu iddia edersem falanca ne der, filanca bana nasıl tepki gösterir, öbür taraftan şunu kaybeder miyim, bunu kazanır mıyım şeklinde hesaplamalar olmadan, beni tatmin edecek şekilde cevaplara muhatap olma arayışı, yani bu amaçla yapılan bir tefekkür başlangıcı olarak tarif ettiniz diye anladım. Teşekkür ederim. Devam ediyorum. Uğur'un bir yorumu var. Sorusu vardı az önce. Hala havada. Herhalde Ali Mermer onun için el kaldırdı diye tahmin ediyorum. Çünkü o sorudan sonra kalktı eli. Muhammed Sait Çakır'ın da eli var. Eğer önceki el mi bu yoksa tekrardan mı kaldırdı? Onu bir kontrol edelim. Eğer önceki ise evet, teşekkür ederim. Uğur'un yeni cümlesine geçmeden ben Ali Mermer'e vermek istiyorum. Tam da takip edemedim, özür dilerim. Eğer öncelik sonralık sıralamasını kaçırdıysam, çünkü ben iki bilgisayar kullanmıyorum şu anda. Bir taraftan farklı yere bakıyorum. O yüzden eğer böyle bir problem varsa kusura bakmayın. Ben şu an sözü Ali Mermer'e bırakıyorum. Buyurun. Uğur'un sorusu güzel. Yerinde bir soru, ne yapacağız diye. Benim genel tarifim, yani Kur'an'ın takındığı tavrın içerisinden, genel olarak takındığı tavrın içerisinden çıkardığım sonuç şu. Bu benim sonucum yalnız, garantisi yok. Bir kişinin kanaati diye dinleyebilirsiniz. Kur'an sorusu olmayana cevap vermez. Yani Kur'an cevap verir. Sorusu olanlara cevaba ulaşmanın yollarını öğretir. Alay'den kimse soru sormuyor ki. Soru tarzında da muhatap olsa alaycı olan kişiye sormaz. Bunlar Hazreti Kur'an'daki geçen nakillerde Nuh'un gemi yapması karşısında insanlar Nuh ile alay ediyorlardı. Onun cevabı da ki Kur'an ile konuşan bize burada usul öğretiyor. Olsun, siz alay edin, biz de bakalım sonuçta ne görülecek, görürsünüz diye. Alay eden kimse araştırma yapmadığı için, soru sormadığı için Kur'an soru sorana cevap verir. Soru sormayan, yani soru insanidir. Daha genel bir, biraz da iddialı bir tanım kullanacağım. Sorusu olmayan, ben her şeyi bitirdim diyen ya da
tamam canım ben anladım, bunlarla ilgilenmeyeceğim kararını verip de kenara bırakan kişiye insan denmez. Mümin, mümin o, yani iman ettiğini söylese, belli sonuçlara ulaşsa bile hala ileri düzeyde sorularıyla kainat ve kainatın rehberliğini yapmak üzere konuşanın neler demek istediği konusunda merakını sürdürmesi gerekir. Soru bittiği yerde insaniyet bitmiş demektir diye anlıyorum. Ben hemen şöyle bir soru sorup sizi çok kısa biraz daha konuşturayım. Çok kısa, çünkü vaktimiz az, o yüzden kısa diyorum. Az önceki yaptığımız tarifler çerçevesinde soru, Kur'an soru sorana cevap verir dediniz. Soru sormayana cevap vermez dediniz. Yukarıda yaptığımız müzakereler neticesinde şöyle desek daha doğru olur mu acaba? Kur'an samimi bir şekilde soru sorana cevap verir desek. Çünkü tam da Uğur'un gündeme getirdiği şey, farklı niyetlerle soru soranlara Kur'an ne der? Yani çünkü okuduğumuz metinde, yani ayette İlyas'ım da onu gündeme getirmişti anlıyorum. Tam burada denk geldiği için. Bakara 26 ayet tam olarak da Kur'an'ın istihsa ile soru soranlara karşılığını ifade ediyor diye. Yani buradaki Kur'an soru sormayana cevap vermezi ya da Kur'an soru sorana cevap verir cümlesini, Kur'an samimi bir niyetle soru sorana cevap verir diye değiştirsek nasıl olur? Ali Mermer, size buyurun. Olmaz diyorum. Çünkü samimi olmayan soru soru değil ki, alaydır. Var Kur'an'da, ben şimdi ayetleri tek tek sıralamaya kalkmayayım, hocalık damarımı tahrik etmeyin. İşte onlar bu, bizim söylediklerimizle alay ederler, seninle alay ederler, sana hani o gün nereden gelecekmiş göster bakalım bize derler gibi ükelaca yapılan tanımlara. Evet, biz bekliyoruz, siz bekliyorsunuz, bekliyorsunuz nasıl mı olacak mı olmayacak. Biz de bekliyoruz ve göreceksinizler. Yani onları bırak. Onları bırak. Derhum fi haldihim yel'abun. En genel halde. Bırak onları kendi konuları içerisinde saçmalayıp dursunlar. Bunlar soru değil. Alaylı soru şeklinde de olsa, cümle kurulsa, alaylı olan bir tavrın soru olduğunu kabul etmek zaten biraz bana çelişkili geliyor. Anladım. O zaman siz şöyle diyorsunuz diye anlıyorum. Ben zaten soru sormak dediğimiz şeyin kendisi samimi olmak zorunda. Yoksa soru sormak dediğimiz şey, yani alaylı olan şey zaten soru değil. Dolayısıyla bunu gündeme getirmenin anlamı yok diye düşündüğünüzü anladım. Teşekkür ederim. Devam et. Doğru. Kur'an bunun örnekleriyle de dolu. Yani neredeyse şu anda aklımdan geçen 10 tane ayet var. Keşke vaktimiz biraz daha uzun olsaydı da birkaç tane örnek dinleyebilseydik demek istiyorum ama az vakit kaldığı için yorumları okuma niyetindeyim. Devam ediyorum yorumları okumaya. Evet, Uğur'un yorumunda kalmıştık. Şartlanmayı genelde başkaları için olumsuz bir tavır olarak ele alıyoruz. Kendi adıma konuşayım. Ben şartlanmadan hiçbir metni okuyabileceğimi düşünmüyorum. Risale ve Kur'an başta olmak üzere. O halde benim tavrım fıtri değil mi? Yani Uğur Hocam, Yunus abi sürekli gündeme getiriyordu. Uğur Hoca çok güzel sorular soruyor diye. Benim hep böyle içimden geçen soruları tekrardan gündeme getirmeye devam ediyorsunuz. Allah razı olsun. Şartlanmak dediğimiz şey, bir metni şartlı olarak okumak bizim fıtri halimiz değil mi? Zaten sürekli böyle davranmıyor muyuz? Niye başkalarından bahsediyormuş gibi konuşuyoruz bu şeyleri söylerken diye bir soru. Hemen el kalktığı için El Mermer'e çok kısa bir cevap olur diye ümit ederek söz veriyorum. Buyurun. Bir kişiyi veya bir metni kendi tanımı içerisinde okumak gereği, yani biyoloji kitabı biyoloji konusunu içermek için yazılmıştır. Biyoloji konusuna giren bir konunun izahıdır diye okumak şartlanmak değildir. Ama size biyoloji kitabı diye bir kitap verdiler fakat içerisinde biyoloji bilgisinin ilgilendiren hiçbir şey yok. Mesela diyelim ki hukuktan bahsediyor. O zaman reddedersiniz, tanımını reddedersiniz. Bu şartlanma değildir.
şartlanarak bir şey okumak ya da bir şeye bakmak hiçbir surette hür olmayı, hür olmak demek değildir. Mesela Kur'an'ı bu bir Allah kelamı, yani kainatın yaratıcısının kelamıdır diye konuşan kitaptır. Ben bunu kainatın yaratıcısının kelamı mı acaba, bu iddiasında tutarlı mı acaba diye okumam, şartlanmanın ötesinde doğru bir yaklaşımdır. Buna şartlanma denmez. Şartlanma müsbette de menfide de ne derse desin zaten benim ön yargıma göre ben bunu yorumlayacağım demektir. Bir kaynağı kendisini tanımladığı şartlar içerisinde bakalım tanımı doğru mudur diye okumak şartlanmak değildir. Onun iyi ayrılması lazım ve çok önemli bir konudur. Eğer kafamızda bir karışıklık kaldıysa zamanımız yok, gelecek hafta devam edelim derim. Çok önemli bir konu. Çünkü aman efendim bu Allah'ın kelamıdır. Nasıl olur da sen buna itiraz ve kritik nazarıyla okursun gibi sorular çok yaygındır ve büyük zararlara sebep oluyor. İnsanların kafalarını durduruyor, insaniyetlerini, hürriyetlerini öldürüyor. Dolayısıyla imanlarını tahkik etme imkanının yollarını kapıyor. Çok tehlikeli bir yaklaşım bu. Uğur Hocam kusura bakma ama ben kesinlikle çok yanlış bir yaklaşım cevabını verdim. Evet, Allah razı olsun. Yani ben de benzer soruları sorduğum için önemsedim bu soruyu ve Ali Mermer'in çok önemli demesi sebebiyle de haftaya buradan devam edilmesinin önemli olabileceği ihtimalini gündeme getirmek istiyorum. Haftaya moderatörümüz tekrardan Yunus Emre Orhan olacak diye anlıyorum. Eğer bu kaydı dinlediğinde bu notu alabilirse çok memnun olurum. Ama şunu anladım Ali Mermer'in dediğinden çok kısaca, çünkü çok az kaldı vaktimiz. Şunu anladım. Şartlanmak dediğimiz şey metnin kendi tanımları ve tariflerini zihnimizde tutarak metni okumak demek değildir. Şartlanmak demek kararını en baştan vererek, zaten kararını vermiş olarak bir metni okumak demektir. Yani ön yargı diye gündeme geldi bugün diye anladım. Ki işte Kur'an kritik olarak okunur mu canım diyen kişilerin ya da anlayışın da aslında benzer bir şartlanma dediğimiz ön yargıyla metne muhatap olma hastalığıyla mağlul olduğunu hissettim. Teşekkür ediyorum. Ben hızlıca yorumları okumak istiyorum. Ahmet Ali, mümin olarak sorular sorulur. Mümin olarak kainata bakarak cevap aranmaz. İnsani özelliklerimizi kullanarak kainatın varlık kaynağını sorgulayarak yine kainatın varlık kaynağının rehberlik konuşması iddiasında olan gaybi olan rehberliği kainatın şahitliğinde insani sorunlarının cevabını tasdik ederek ulaştığı sonuca ulaşan insan için iman olur. Ulaştığı sonuç ulaşan insan için iman olur. O kişiye ulaştığı sonucun mümini denir. Bence bugünkü müzakerenin mümin kısmını çok güzel özetleyen bir cümle olmuş. Teşekkür ederim. Üzerinde durmak isterdim ama vaktimiz olmadığı için duramıyorum. Kusura bakmayın. Ama çok teşekkür ederim. İlyas Üzüm'ün yorumu vardı. Onu okumuştuk diye hatırlıyorum. Ahmet Ali, istihza ederek konuşan kişiye Kur'an konuşur mu? Kur'an insanın insaniyetine konuşur ve rehberlik yapar. İnsaniyetini kullanmayan, insani özellikleriyle kainatı sorgulamayanı muhatap almaz. Önce insani potansiyelinin farkında olması insanı gerçeklerine bağlı ciddiyete, insani gerçeklerine bağlı ciddiyete davet edilir. Evet, ben yine teşekkür ediyorum. İnsanın insaniyetine konuşur. Alaycı bir tavırda insanın insani bir tavrı değildir dediniz diye özetliyorum şu anda. Teşekkür ederim tekrardan. Uğur, benim o ayetten anladığım müstehzilere karşı sadece kabaca Türkçeleştirirsek yanacaksınız cevabından başka bir şey değil. Başka kaçırdığım bir yer neresi olabilir? Hangi ayetten anladığınız? Herhalde Ali Mermer'in konuşmasında bahsettiği bir ayet vardı. Ona atıf yapıyorsunuz diye şu an anlıyorum. Doğru mu? Eğer doğruysa lütfen sonra not alın. Evet. Erkan, bir şeye yoğunlaşmak ayrı,
bir şeye yoğun hemen Uğur'un yorumu. İlyas Üzüm'ün gündeme getirdiği Bakara 26. Yani bugün okuduğumuz ayet aslında en başta. Yani şu ayet. Allah onunla birçoğunu saptırır, birçoğunu da doğruya ve güzele kılavuzlar. Ayeti. Evet. Bu ayeti diyorsunuz. Evet. Başka kaçırdığım bir yer neresi olabilir? Bunu da gündeme getirmek isterim. Tekrardan Yunus Emre Orhan'a bir not olsun. Konuşulabilir şeklinde buraya not düşmüş olayım. Erkan, bir şeye yoğunlaşmak ayrı, bir şeye belirli şartlarla, örneğin sadece beş duyu ile algılama dışında bir varlık anlayışını kabul etmemek gibi bir yaklaşımla yoğunlaşmak ayrıdır. Kafirler bu ikinciyi yaparak soru sorar genelde. Bu da enteresan bir vurgu olmuş. Keşke üzerinde durabilsek. Teşekkür ederim yine de. Hebulut, soru sormak hakikate ulaşmak için bir araçtır. Bu aracı nasıl kullanmamız gerektiğini de öğrenmemiz ve tecrübe etmemiz gerekiyor. Yani bir deyişle soru sormak da bir sanattır. Evet, soru sormak bir araçtır ve bu araç mutlak nötr bir araç değildir. Şekillendirilebilir. Öğrenmemiz gerekir. Hebulut, soru sormanın kolay bir iş olmadığı kanaatindeyim. Özellikle İslam coğrafyasında soru sormanın ayıplandığı, hor görüldüğü, bir yerde insanların soru sorması büyük bir cesaret ister. Kişinin soru sorma yeteneğini geliştirmesi için özellikle gayret sarf etmesi gerekir. Tahkiki iman için soru sorabilmek gerekir. Soruyu illa bir başka kişiye sormayı kastetmiyorum. Kişi öncelikle kendine soruyu sormalı ve o sorunun cevabını aramalı. Kendini ve varlığı arayışının bir iç motivasyonu olmalı. Soru o motivasyonun bir göstergesidir. Soru soran horlandığı veya küçümsendiği zaman o kişinin imana gidecek yolu da kapanmış olunuyor. Ya çok güzel konuları gündeme getiriyorsunuz. Keşke 1 saat 15 dakikadan daha uzun bir vaktimiz olsaydı da bunları konuşabilseydik. Yani bugün hep soruyu öteki açısından konuştuk. Yani ya da kendimizin olumsuz bir hali üzerinden konuştuk. Yani soru sormanın nasıl olmaması gerektiğiyle alakalı konuştuk. Soru soramamamızın sebeplerini ve soru sormamızın nasıl olması gerektiğini, yani dertlerimizi konuşamadık gibi geldi bana. Bu çok güzel bir yorum geldi o yüzden. Çok teşekkür ederim yorumunuz için. Yakup Hocam, bu evet. Son vakit darlığından üzerinde durulmayan yorumlar, bunu Yunus kardeşimiz yapardı. Haftaya bu yorumları kayıt altına alıp bu yorumların analizi, tahlili üzerinden devam edilebilir bu konu diye bir teklif sunuyorum. Tamam, ben o zaman bunu not alayım, bu yorumları. Ve Yunus Emre Orhan'a bunu yollayayım. Kendisi de bu şey üzerinden devam eder diye düşünüyorum. Çünkü onun da hoşuna gidecektir bu müzakereler. Şu an kendisi aramızda yok diye ben gördüm az önce. Ben bunları not alacağım. Tamam, teşekkür ederim. Alaaddin, Kur'an'a muhatap olabilmenin şartı soru sahibi olmaktır. Tekrardan Hasan Bulut'un vurgusuna benzer bir yerden yaklaştınız. Bence de evet, buradan devam etmek lazım. Yani soru sormak ve iman etmek ilişkisini çok gündeme getirmeyebiliyoruz. Çok üzerinde düşünmeyebiliyoruz. O yüzden önemli geliyor bana da. Tekrardan Alaaddin'in yorumuna devam ediyorum. Hira soru, Mekke cevap, Medine uygulama şeklinde bir sonuç çıkardım. Yani bir taraftan hoşuma gidiyor ama bir taraftan acaba Hira'nın bütünü soru, Mekke'nin bütünü cevap şeklinde ele alınabilir mi diye de bu teklifinize soru sormak istiyorum. Yani Mekke'de de sorular var, Medine'de de sorular var gibi hissediyorum ama güzel, böyle tahrik edici bir cümle olmuş. Bence bu da konuşulabilir. İlyas Üzüm, bence de haftaya şartlanma konusunu konuşalım derim diye bir yorum yapmış. Evet, inşallah bu konu gündeme getirilecek diye ben düşünüyorum şu anda. Kevser Emare en son. Usul açısından istihza ile soru soranı kendi fıtrat alanına çekmek gerekir diye düşünüyorum. Hmm. Yani istihza ile soru soranın tavrına cevap ile değil de önce bu halinin problemli olduğunu ve bu halin hayır getirmeyeceğini, dolayısıyla fıtratına geri dönmesi gerektiğini vurgulamak gerekir diye düşündüğünüzü anlıyorum. Bana mantıklı geldi. Teşekkür ederim. Uğur'un sorusu ama şuydu gibi geldi bana.
Ama Uğur hemen akabinde şey yapmış. Kur'an Hanım'ın, Kevser Hanım'ın cevabı bana çok muvafık geldi. Çok memnun oldum. Allah razı olsun diye. Ben de şunu gündeme getirecektim. Acaba yani biz böyle yapmamız gerekiyor diye düşünüyoruz ama Kur'an'da böyle bir duruma nasıl bir tavır geliştiriliyor diye sormuştunuz diye hatırlıyorum. Ali Mermer ona bir cevap teklifi yaptı. Beni ikna etti açıkçası. Ama eğer bu cevap da bir takım soruları doğurursa haftaya onlardan da devam edebiliriz diye düşünüyorum. Vaktimizi çok 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 geçtik. Kusura bakmayın. Benim biraz tecrübesizliğim, acemiliğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke antel hakim. Lillahi teala'l Fatiha.